Arkadaşlar merhabalar. İkizkenar ve eşkenar üçgenin son testini çözüyorum dostlar. Bu videomuzla birlikte hemen test 6'nın ilk sorusuna bakalım arkadaşlar. Birlikte ne diyormuş bir görelim. ABC eşkenar üçgen diyor. Şimdi madem ki eşkenar, biliyoruz ki artık şu yükseklik açıortay da olacaktı dostum. Kayı kuralı gereği. Yani burayı 30-30 bölecek. Şu açımız toplamda 60 derecedir. 15 kaldı buraya. Şurası 60 derecedir. Şu 75 olması için şu minik yere de 15 kaldı. Bakın burada bir BDC dik üçgeni var ki 15, 75, 90 dik üçgeni. Bunun kuralı da şuydu. Bu yükseklik, yani hipotenüse inen yükseklik H ise şuranın tamamı, yani hipotenüsümüz 4H olacaktı. Başka bizden ne istiyor şimdi? AH bölü DE. DE dediğimiz yer yükseklik. AH dediğimizde eşkenar üçgenin yüksekliği. Şimdi bu yükseklik eşkenar üçgenin şu 4H'lık kenarını ne yapıyordu? 2H olacak şekilde 2'ye bölüyordu. Peki 30'un karşısı 2H ise şuradaki 60'ın karşısı ne olacak? 2H'ın kök3 katı olacak. Yani AH'ı da bulduk böylelikle arkadaşlarım. 2H kök3'müş. O halde sorumun cevabı 2H kök3, 2H kök3 bölü DE, o da H. H'lar giderse dostlarım buradan sorunun cevabı ne çıktı? 2 kök3, yani Denizli şıkkı geldi diyebiliriz arkadaşlar. Evet, geçiyorum 2 numaraya. Okuyalım bakalım ne diyormuş. ABC eşkenar üçgen. O halde şurası kesinlikle 60 derece. Şurası kesinlikle 60 derece. Bakın şu Edirne noktası kenar ortayın indiği nokta. Demek ki ben şu CE'yi birleştirirsem burası hem kenar ortay, hem yükseklik, hem de açı ortay olacak. 30-30. Peki şu açıyla şuradaki 15'in toplamı, iki iç açıdır bunlar, şuradaki dış açıya eşit olacak değil mi? Yani 30'a. 15 ile 15'in toplamı 30'dur. O halde burası bir ikizkenar üçgen çıktı. Yani şu uzunluk eşkenar üçgenin yüksekliği 9 geldi. Peki 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısını bulmak için hemen 9'u kök3'e böldüm. 3 kök3 çıktı dostum. 30'un karşısı 3 kök3 ise 90'ın karşısı ne olacaktı? 2 katı. Yani 6 kök3 olacak. İkinci sorumun cevabı da Denizli'den geldi dostlar. Geldik 3 numaraya. 36'lar var. Hemen bir toparlayalım şurayı. Şimdi 36, 36 daha 72 yapar. Şu dış açıya eşittir. 72, 36 daha 108 yapar. Buraya da 72 kalır. Bakın 72, 72 olduğu için şununla şu birbirine eşit. Burası da x oldu. 36, 36 olduğu için bu da ikiz kenardan x geldi. Şu açının tamamını 72, şu açının da tamamının 72 olduğunu biliyorum. O halde burası x artı y ise burası da x artı y olacak. Bize de zaten AB uzunluğunu soruyor. O halde 3. sorumun cevabı Edirne'den gelecek. Ben de geçerim 4 numaraya. Evet. 2 var, 6 var. AD 2 birim, x kaç birimdir diye bir soru sormuş. BE eşittir ED'ye, o da 6 birim. AC eşittir EC'ye. Bak şimdi ne gördüm burada. AC ile EC eşitse şu açıyla şu açı eşit açı. İkizkenar üçgenmiş çünkü burası. Peki eşit açılar varsa dostlarım, biz bu eşit açılardan çizilen yüksekliklerin eşit olduğunu biliyorduk. O halde buradan indirdiğim diklik de 6 birim. Hatta şuraya 2 birim ayırdıysa bu da 2 birim ayıracak. Eşit açıyla yükseklik arası 2 birim. Burada da eşit açıyla yükseklik arası 2 birim olduğu için. Peki şu dik üçgeni görün bakalım. 6, 8, 10 dik üçgeni, sizin çok sevdiğiniz bir dik üçgendir. Hemen geçtik bu soruyu da. Evet, 5 numaradayız dostlarım. Şöyle odaklanması nasıl? Evet, iyiymiş zaten. Devam edelim.
Şimdi şurada eşit açılar görüyorum arkadaşlarım. Hemen aynı harfi yazalım. Şu kalemle bir de şu şeyi bir açayım ben. Şimdi eşit açılara aynı harfi yazalım. A diyelim. A. Bakın A var, 90 var, B. A var, 90 var. Şurası da B olduğu halde. Demek ki bakın şu bir ikizkenar üçgen çıktı şunlar. Yani şu kenarın uzunluğu şu kenarın uzunluğuna eşit geldi. E o halde şu AC dediğimiz yerde bizim taban dediğimiz kenar. Yani eşit olmayan kenar. Ve bu adam taban üstündeki bir denizli noktasından bir bu ikiz kenara, bir de bu ikiz kenara diklik çıkmış. Bu dikliklerin toplamı yani 6 ile x'in toplamı neye eşit olacaktı? H'a. Peki bu ikiz kenarın şu eşit açılarından çizilen yüksekliği arayalım şimdi. Bakın A'dan aşağıya yüksekliği zaten indirmiş bu adam. H dediğimiz şey zaten 10'muş. O halde 6 ile neyin toplamı 10'dur diye sordum. Cevabım da Ceyhan'dan geldi. 6 numaralı sorudayız arkadaşlarım. ABC üçgen AB eşittir AD. Bakın demek ki Bursa açısıyla Denizli açısı eşit. Bak eşit açıların birinden bir yükseklik çizdiği zaman hemen ne yapıyorum? Bir kural biliyorum zaten. Diğerinden de ben bir yükseklik çiziyorum. Bu yükseklikler eşit olduğu gibi şurada ayırdığı parçalar da eşit. Yani buraya da şu tık tıkı koydum dostlarım. Bir de diyor ki BDE ile BDE şu açıyla DBC, DBC şu açının toplamı 45'miş. E arkadaş bu açı geldi buradaki açıya zaten. Şu ikisi de eşit olacağı için hani burada bir ikiz kenar çıkıyordu ya. Demek ki şu ikisinin toplamını 45 vermiş bize. E 90, 45 burası da 45 oldu arkadaşlarım. İkiz kenardan dolayı. Başka BCX nedir diye bir soru sormuş. Şimdi 45, 45, 90 üçgeni çıktı. Şuradan indirdiğim kenar ortayı da 4 kök 10 vermiş bize. Şimdi ben buraya K dersem bu da K. Hatta şu uzunluk 2K ya burası 45, 45, 90'dan burası da 2K. Bak dostum önce şu küçük dik üçgeni yapalım. K, 2K. Hipotenüs ne olacak? K kök 5 olacak. Demek ki K kök 5'i bana bu adam 4 kök 10 vermiş. Hemen kök 5'e bölelim. Kök 2 kalsın burada. K'yı bulduk. 4 kök 2. Peki o halde bu 2K ne yapar? 8 kök 2. Peki 45'in karşısı 8 kök 2 ise 90'ın karşısı ne yapacak? Bu 8 kök 2'nin kök 2 katı yapacak. Buranın çarpımı 2. Bir de 8 ile çarptım. 16 geldi. 6. sorumun cevabı Bursa'dan çıktı. Ben de geçiyorum 7 numaralı sorumuza. Bakalım ne diyor 7 numara. Evet, bir yeni nesil soru. Şekilde tarihi bir çarşının giriş kapıları verilmiştir. İyi, güzel. Biraz okuyalım soruyu. Kapılara sağlam olmaları için köküç birim genişliğinde tahtalar Z biçiminde çakılmış. Z. Nerede var Z? Ha, şu. Şunlar Z şeklinde ya arkadaşlar. Onlardan bahsediyor bize. Tamam. Kapılar kapalı iken çakılan ortadaki tahtaların köşe noktaları A, B ve C noktaları birer eşkenar üçgen oluşturmaktadır. Peki sol kapıdaki A ve B noktaları arasındaki uzaklık 48 birim olduğuna göre D ve E noktaları arasındaki uzaklık nedir diye de bir soru sormuş bize. D ve E. Şurayı bulacağız yani. Ama benim onun için şuradan aşağı inen yüksekliği bilmem lazım. Burada bir hata varmış gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü şu yüksekliği, şu kısmı bilmem lazım ki DE'yi bulayım. Şu dik üçgenden faydalanıp da. Buradan faydalanıp DE'yi bulayım. Şimdi burayı bulurum ben. Şu kısmı. Burayı bilmediğim için. Dur bakalım bu soruda bir sıkıntı olabilir. Belki de şu E noktası şurada olacaktı arkadaşlarım. DE dediği yer burası olacak. Burayı soracak belki de bize. O zaman 48, 52 gelecek. 7'ye bakıyorum. Ceyhan diyor. Evet doğru arkadaşlarım. Benim dediğim gibi olacak. Şimdi anlatıyorum size. Ben merak etmeyin. Şimdi şu aşağıya ben bir daha çizeyim bu soruyu.
Yukarıda yazılanları okuduk birlikte. Şimdi şuraya soruyu çizeceğim ben tekrar arkadaşlar. Şimdi diyor ki şöyle bir kapı var. Bu kapıları biz kapalı şeklini çizelim. Çizdim kapalı şeklini. Şurası Denizli noktası. Şurası Edirne noktası. Şurada bir ABC üçgeni oluşmuş. ABC. İkiz eşkenar üçgeni oluşmuş. ABC. Bir kenarı 48 santimmiş arkadaşlarım. O halde şunların her birine 48 diyelim. Bir de köküç birim genişliğinde şöyle Z tahtalardan oluşmuş bunlar dostlar. Şu şekildeymiş yani. Köküç birim genişliğinde. Yani Edirne noktası aslında tam şunun hizasına geliyor. Yanlış çizdim ben. Edirne buraya denk düşüyor. Denizli de şuraya denk düşüyor arkadaşlarım. Şöyle kapalı şeklinde format bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası bizim kahverengi, koyu kahverengi olan yer. Burası da koyu kahverengi olan yer. Tamam. Peki. Şimdi şuradan bir diklik çizsek. Şöyle bir şekilde. Madem ki burası köküç birim genişliğinde. Şurada bir eşkenar üçgen daha çıktı. 60, 30. 60'ın karşısı köküçse 30'un karşısı 1. 90'ın karşısı burada 2 geldi. Bak buradan da diklik çizdiğinde yine köküç 1 ve şurayı da 2 bulursun. Dostum 2 buradan. 48 buradan 50. 2 de buradan 52'yi buldun işte kardeşim. Cevabın Ceyhan'dan geldi bile. İşte böyle çözülüyor. Kolay bir soruymuş ama işte dediğim gibi Edirne'yi aşağıya alınması gerekiyordu. Şimdi ben bunu bir temizleyeyim. Altta bir şekil çizme sorusu varmış gibi geldi bana. Şekil yok. Onu biz çizeceğiz herhalde. Bir daha çözelim. Evet. Şurası çıktı. 8 numarayı okuyalım şimdi birlikte. Matematik dersinde İsa öğretmen Enes'i tahtaya kaldırıp bir eşkenar üçgen çizerek, hemen ben de çizeyim şuraya eşkenar üçgen. Şöyle bir eşkenar üçgen çizdik arkadaşlarım. ABC diyelim hatta buna. Diyor ki eşkenar üçgen çizerek iç bölgesinde herhangi bir nokta belirlemesini istiyor. Bu noktanın üçgenin kenarlarına uzaklıkları toplamını ölçtüklerinde 24 köküç olarak buluyorlar. Dostlar hani hatırlayın eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenar bu dikliklerin toplamı neye eşitti arkadaşlarım? Şuna A, B ve C diyelim. A artı B artı C'nin toplamı eşkenar üçgenin bir yüksekliğine eşitti. İşte burada da bu noktanın bu kenarlara uzaklıkları dediği bu diklikler toplanınca 24 köküç yapıyormuş. O halde benim eşkenar üçgenimin yüksekliğini 24 köküç vermiş bize. Hani devamını okumadan 60'ın karşısı 24 köküçse 30'un karşısı 24, 90'ın karşısı 48'i biz bir işaretleyelim. Şimdi devamını okuyalım. İsa öğretmen sınıfa dönerek bu üçgenin çevresi kaç santimdir diye sorduğunda Zeynep doğru cevap söylüyor. Zeynep'in cevabı kaçtır diye sormuş. Biz bir kenarı 48 bulduk. Bize de 3 tane 48'i soruyor. 24 elde var 2, 12, 2 daha 144. Yani cevabım Bursa'dan geliyormuş dostlar. Evet 9 numarayı okuyoruz. Katlama sorusu yeni nesil bir soru. Kenar uzunlukları AB eşittir AC 40 santim ve BC eşittir 48 olan ikiz kenar üçgeni görüyorsunuz. Demek ki şuralar 24, 24. Hatta bunu şuradan kesmiş mi bu? Kağıt AD dik olacaksa AD doğrusu boyunca kesilip soldaki parça atılıyormuş arkadaşlarım. Şekil 2'deki karton EF doğrusu boyunca katlanarak A köşesi B köşesi ile çakıştıktan sonra. Şimdi bak şöyleymiş bu şekil aslında başta. En son şekil şöyle bir şeymiş arkadaşlarım. Şöyle gösterelim. Şurada bir A noktası var. Demek ki A, B'ye denk düştüğüne göre şuralar birbirine eşitmiş. Evet doğru. Fedora'da A köşesi çakıştıktan sonra EF boyunca boyunca kesiliyor. Ha, EF boyunca da bunu kestik. Tamam. BDF dörtgenin çevresi nedir? Şunun çevresi nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi bildiğimiz yerler. Şuraları 24-24 diyebiliyoruz. Şurası 40'tı arkadaşlarım. 40'sa 20, 20 oldu burası. Şurada bir pembe üçgende dik üçgen yaparsak Pisagor bağıntısı. Bak burası nedir? 6'nın 4 katı. Burası 10'un 4 katı.
O halde burası da 8'in 4 katı, yani 32 gelecek yükseklik. Şurası toplamda 32. Şimdi ben şuraya FD'ye x dersem, FD x ise şurası 32 eksi x gelecek. Bunu da bir söyleyelim. 32 eksi x diyelim. Ben bunu katladığımda A buraya gelirken AF de BF'ye denk düşmek zorunda. Demek ki burası da 32 eksi x olacak. Şimdi evet, şurada bir dik üçgen çıktı arkadaşlar. Yine bu dik üçgende de Pisagor bağıntısı yapıp şuradaki x'i bulalım biz hemen. Şimdi bir dik kenar 24. Bir dik kenar 24. Diğer dik kenar x. Diğer dik kenarda 32 eksi x'miş dostlarım. Şimdi x... Evet dostlar, rahatladık, geldik. Biz şimdi bunu ne düşünüyorduk? 24 var. Bir kere zaten hani az önce düşündüm, ben de buldum zaten. Türk'ün aklı ya kaçarken ya da şey derler ya arkadaşlarım. Biz niye 7, 24, 25'i denemiyoruz ki? X'e 7 desek burası gerçekten 25 çıkıyor. Demek ki x gerçekten 7 arkadaşlarım. Yani şuraya hemen 7 diyelim biz bu kerataya. Şurası da 25 oluyor haliyle. Burası 7, burası 25. Hatta 15, 20, 25 üçgeninden burası da 15 geldi. Şimdi dostum mavi dörtgenin çevresini soruyor. Gerisi tamam zaten. 15, 7 daha 22. 20 daha 42. 46, 66 geldi. 9. sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı. Geldik 10. ve son sorumuza. Okuyalım bakalım. Kök 3 birimmiş. Bir kenarları doğrusal olan kenar uzunluğu bir öncekinin 2 katı olan eşkenar üçgenler çizilmiştir. BC kök 3, orası 2 kök 3, 32 kök 3. A ile K arasındaki uzaklık nedir diye bir soru soruyor. Şimdi A ile K arasındaki uzaklık dediğimiz yer burası soruluyor bize dostlarım. Bak ben burayı nasıl bulacağım? Şuradan aşağı bir diklik indireceğim ki bu diklik burayı 16 kök 3, 16 kök 3 diye 2'ye bölecek. Şuradan aşağıya bir diklik indireceğim dostum ki bu diklikte burayı kök 3 bölü 2'ye, kök 3 bölü 2 diye 2'ye bölecek. Şuradan da dik yamuğu görüyorsunuz dostlar. Dik yamuk. Hemen şuradan bir yükseklik çizeceğiz. Bu yükseklik işte şurayı bulalım bir ilk önce. Bak 30'un karşısı kök 3 bölü 2 ise 60'ın karşısı kök 3 katı olacak. 3 bölü 2. Demek ki şurası da 3 bölü 2 olacak. Şu kısım da 3 bölü 2. Burada 30'un karşısı 16 kök 3 ise 60'ın karşısı kök 3 katından 48 olacak. Yani 48 eksi 3 bölü 2 diyelim, 96, 93 bölü 2 de şurası olacak. Tamamı 48, 3 bölü 2 burada, buraya da 93 bölü 2 kaldı. Şimdi biz şurayı bulacağız dostlarım. Şu kısmı bulup sonra da Pisagor'u çakacağız şuradan ve x'i bulacağız arkadaşlar. Şimdi bu arada neler var? Bak 2 katı diye gidiyor ya, 2 kök 3, sonra bir sonraki 4 kök 3. Bir sonraki 6 kök 3, yok 2 katı 8 kök 3, bir sonraki 16 kök 3, sonraki de 32 kök 3'e kadar geldi. Peki bu aralıkta neler var bir toplayalım. Bir kere şuradan 16 kök 3 geldi. Bir 16 kök 3 de üçgenin kenarından 32 kök 3 yaptı. 8 kök 3 var, 40 kök 3 yaptı. 44, 46 kök 3 artı kök 3 bölü 2. Yani 46 artı 1 bölü 2 diyelim çarpı kök 3. Ne yapar burası da? 92, 93 kök 3 bölü 2 yaptı burası da arkadaşlarım. Yani şu uzunlukta 93 kök 3 bölü 2 yaptı. Bak şimdi bu dik üçgenin kenarlarına bak. Tabii ki Pisagor yaptırmaz sana burada. Kocaman kocaman sayılar çıktı. Bak biri bir şey k diyelim buna. Diğeri de onun kök 3 katı. Bu ne zaman oluyordu? 30-60-90 üçgeninde. Demek ki şurası 30'muş. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı olacak ya. Bak öyle olmuş. Bunun kök 3 katı 60'ın karşısına gelmiş. E peki 90'ın karşısı ne oluyordu? 30'un karşısındakinin 2 katı. 93 bölü 2'yi 2 ile çarparsan tabii ki 93'ü bulursun dostum. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yeni konuya geçeceğiz inşallah. Benzerlikti galiba bir sonraki konumuz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.